Bu ne ya? Kaplumbağa. Günaydın dostlarım. Kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size bir okul vlog çekiyorum. Umarım videom hoşunuza gider. Şu an giyindim. İşte okul kıyafetlerimi klasik giydim ve okula gidiyorum. Hadi gelin hep birlikte çıkalım. Aslında biraz geç kaldım. Umarım arabaya yetişebilirim. Hadi gelin okul vlog videosu başlasın o zaman. Çantam çok ağır ve gerçekten sinirlerim bozuldu. Yani kaplumbağa gibi. Gerçekten kötü bir şey yani. Yeter, belim ağrıyor artık. Saatlerimiz de 8:21 geçiyor. Odakladı sonunda. Bu arada benim gerçek kahvaltım bu arkadaşlar. Sadece yumurta ve üzüm suyu. Hava çok soğuk arkadaşlar. Videoyu editleyen Ece'den selamlar. Biraz arkadan seslendirmek istedim. Burada size birlikteliklerimi gösterdim. Çok seviyorum onları. Sonrasında okula geldik. Geçiyoruz her sabahki gibi. O kapıdan sanki böyle hani aynı anda geçmemiz gerekiyor gibi bir anda 100 kişi geçmeye çalışıyor. Neyse okuluma geldim. Turunculuk cenneti. Her yer turuncu. Genelde her sabah biraz soldan çıkıp bu aynaya bakarak geçmeye çalışıyorum. Çünkü evden o kadar hızlı çıkıyorum ki aynaya bile bakmam fırsatım olmuyor neredeyse. Evet, Kürtçü dükkanına geldik. Neler varmış peki? Arkadaşlar bu arada geçen gün Instagram'da paylaştım kitap sınav yayınlarına ait. Herkes sormuş Ece bu kitap ne, nereden falan diye. Çok memnunum. Zaten sınav yayınları dershanesinden biliyorsunuzdur. Her yerde dershaneleri var. Bu sene 3-4-5 All-Star ile işbirliğine gidilmiş arkadaşlar. Yani ekranı bir katalog koyacağım. Güçlü sınav kadrosu, konantım seti, soru bankası, Türkiye geri denemeler, fenomen hocalar. Hani bunların hepsi sağ taraftakiler 3-4-5 All-Star ile destekli. Ayrıca YKS Türkiye birincisine 1 milyon TL ödül verecekmiş. Arkadaşlar duymadım. Demeyi. Soru bankasına gelecek olursak zaten Instagram'dan çok fazla dikkat çekti. Üzerinde bu kitap işte Sayın Ece için özel olarak üretilmiştir yazıyor. Siz de bu baskıyı enaktif.com'dan ben açıklamaya linkini bırakacağım. Kendi isminize özel kitabı isminizi yazıp sipariş edebiliyorsunuz ve kitap size böyle geliyor. Diyeceksiniz kapağı çok mu önemli? Yani ben böyle şeylerin motive ettiğini düşünerekten önemli olduğunu söylüyorum. Sorularını zaten beğendim. Sorularını beğenmesem kapak zaten ne ala yani ilgim bile olmaz. Ama hem kitapta böyle bir şey yazın bir de seni motive edince güzel oluyor yani. Ona müzik. Koyalım. Hemen dönüyorum ben koyalım deyince. Evet, çorap. Herkes kendisi mükemmel. Mert'e senin yok, senin bir tane böyle çaprazlı baklavalı vardı. Nereden görüyorsun? Çorap görünüyor ama. Beyaz, ben beyazdan başka bir şey giymiyorum. Ben ne? Nerede abi? Organizasyon. Direkt başlatayım böyle. Hayır. Tam çek. Evet, yemek. Acıktım. Daha üçüncü de. Fena acıktım. Ay.
arkadaşlar selam. Şimdi biz öğle arasına girdik. Ara sıra video çekmeye çalıştım. Böyle komik anlar da oldu. Umarım videoyu beğeniyorsunuzdur. Şimdi aşağıda bir soru çözüm alanımız var. Orada bir tane deneme çözeceğim. Çok gürültülü çünkü öğlen arası. Neyse okulda bayağı boşaldı bugün cuma olduğu için. Şimdi soru çözmeye yiyoruz hep birlikte bir 12. sınıf öğrencisi olarak maalesef. Kapak resim çekiyorum videoya, evet. Şöyle. Oldu. Bize size okul turu yapıyorum. Bakın burada iki tane çeşme var. Yani kullanıyor muyuz? Ben bir kere kullandım. Şöyle söyleyeyim. İki senedir bir kere kullandım yüzümü yıkamak için. Koridorumuz. Şurada benim sınıfım sağ tarafta. Böyle her yer. Turuncu. Turuncudan başka renk yok bu okulda. Burada da boy aynamız var. Benim en sevdiğim yer burası. Favorim. Her yer turuncu arkadaşlar. Bu turuncu öğrenme isteğini falan mı arttırıyor? Niye öyle? Turuncu neden böyle yapmışlar bilmiyorum. Evet arkadaşlar, burada soru çözüm alanına indim. Bu herkes şaşıyor. Tabii ki de konuşamıyorum yani. O şekilde. Bu arada burayı biz sınıfça organize ettik. Yani bu sınıf kullanılmıyordu. Biz yaptık o anıyormuşum. Yani böyle bir çalışma alanı yaptık kendimize. Hoş oldu bence. Aşağıda da kütüphane var ama nedense burası bana böyle daha ne bir sevimi geliyor. Böyle geçen sene böyle burada çalıştığım için. Neyse bu şekilde çalışıyorum. Dediğim gibi sizlere bir deneme çözüyorum. Bu arada dostlar, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videoyu o kadar zor çektim ki kamerayı gören, yani böyle beni gören bağırıyor, selam veriyor, şey yapıyor. Onları kesmekten videoyu artık kaç saattir montajlıyorum. Yani sabır ver Allah'ım. Merhaba arkadaşlar, şimdi Melek'teyiz. Evet. Dostlar selam, şimdi okulda. Kimse videoma girmek istemiyor, herkes utanıyor ama çok doğal, hak veriyorum. Vermiyorum falan demiş. Evet, okuldan çıktık. Bizim son iki dersimiz zaten boştu. O yüzden arabaya bineceğiz, gideceğiz. Arabalara bakıyoruz. O şekilde yani cuma günleri iki dersimiz boş oluyor. Böyle çok hızlı geçti bugün. Ben hiç anlamadım ve kendimi nedense bugün 11. sınıf gibi hissettim. Hiç böyle 12 gibi değildim. Öyle yani. Bütün gereksiz bilgileri depoladıktan sonra gidiyoruz. Aşağıda, yukarıda araba bekliyoruz. Kaldık şu an tam ortada. Selam dostlarım. Şimdi ben eve geldim. Aşırı yoruldum. Okuldan değil de yol beni yordu. Benim yani evimle okul arasında bir saatlik 45 dakikalık bir mesafe var. Her gün bu şekilde gidip geliyorum. O yüzden o biraz beni yordu. Gerçekten çok yorgunum şu anda. Yani direkt uyumak istiyorum. Ama bu videoyu montajlamam lazım. Ve ayrıca daha farklı şeyler de yapmam gerekiyor bugün. Neyse, sonuç itibariyle uyuyamayacağım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Size bu şekilde bir okul günü vlog çekmek istedim. Yani sınav sürecindeyim biliyorsunuz. Gerçekten bu tarz videolar çekmek, yani bırakın hani okul vlog, yani herhangi bir videoyu çekmek bile oldukça zor yani. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sesim gitmeye başladı. Yorumlarda video bırakı da izleyenler mor kalp. Aynen. Mor kalp için bekliyorum. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Ayrıca Instagram hesabımda edre.ay. Oradan beni takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.